Sevgili izleyenler, yeni bir bölümle beraberiz. Çağlar Göz Açık'la Hiç Yapmam Hep Yaparım. Bu bölümde de değerli bir konu ağırlayacak. Sevgili dostum, eski dostum Gülberk Güler Kavşuk. Kendisi Abbott Nutrisyon'un Birleşik Krallık ve İrlanda Genel Müdürü. Gülberk'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben de seni gördüğüme çok mutlu oldum Çağlar. Epey uzun bir zamandır görüşememiştik. Ama tabii dostluğumuz çok eskiye dayanıyor gerçekten. Şimdi bizim formatımızı biliyorsun. Seninle sohbet de ettik. Önceki bölümleri de izleme şansın olmuş, konuşmuştuk. Burada amacımız aslında seni insan olarak tanıtmak. Çocukluğun, gençliğin, üniversite çağların, ondan sonra mesleğe başladığın dönemler ve şimdiki bakış açını insanlarla paylaşabilmek. Ben de bu programdan hem öğreniyorum, yani sizlerden çok şey duyuyorum, dinliyorum. Hayata dair bir takım sorgulamalarımı da yapıyorum. Kendimi de değerlendiriyorum. Konuklarım da genel olarak şey söylüyorlar. Yani bu sorularla biz de kendimizi bir kere daha tartmış, düşünmüş olduk diyorlar. Böyle bir bahane oluyor herhalde. İster istemez tabii kronolojik sırayla gitmek daha sağlıklı ve şey oluyor. İzleyenler açısından da takibi daha kolay oluyor. O yüzden çocuklukla başlayacağız. Çocukken yani burada tabii yaptıkların yapmadıkların programın formatı itibariyle çocukken sıkça yaptığın şeyler var mıydı? Ve bunlar tabii ki hani ağaçta yaşken eğilir denir. Bizi biz olmamızı sağlayan unsurlar. Senin bugünkü Gülberk olmanın tohumlarını atmış olabilir mi bunlar diyelim ve başlayalım. Tamam, süper. Evet, vardı tabii ki. Ben ailemin tek çocuğuyum. O yüzden böyle çok üzerine düşülmüş, üzerine titrenmiş bir çocukluk geçirdim. Yani şöyle söyleyeyim sana. Böyle annemler mendili dışarıya çıkarıp sallarlar. Rüzgardan sallanırsa, bugün çok rüzgarlı, biz Gülberk'i dışarıya çıkartmayalım derlermiş. O derece. O derece. Yani böyle hani eşarpla gezdiğim günleri falan çok iyi biliyorum. Öyle resimlerim var. Dolayısıyla ben çok sokakta oynayan bir çocuk olamadım. O yüzden de hep böyle evde yapılan aktiviteleri sıklıkla yaptım. Çok da arkadaşım yoktu. Genelde apartmandaki arkadaşlarla bir araya gelip oynardık. İşte evcilik oynardık. Bebeklerle oynardık. Onlar zaten çok evde yapılan aktiviteler, oyunlar. Ama onun dışında benim çok yaptığım bir şey vardı. Annem benim genç bir anne. Bana erken doğum yapmış, beni erken yaşta dünyaya getirmiş. Dolayısıyla biz onunla böyle kardeş gibi, arkadaş gibi büyüdük. Çok da eğlenceli bir insandır. Sıklıkla bana hep kitap alırdı. Kitap okurdu, hikaye kitapları. Benim de ezberim çok kuvvetli gerçekten. Hala öyle. Hafızam çok güçlüdür. Okuduğu kitapları ben böyle bir anda ezberler, sonra okuduktan sonra ben de ona geri okuyormuş gibi anlatırmışım. Böyle böyle devam etmiş bu. Ve gerçekten annem de meraklı, böyle öğretmeye istekli bir insan olduğu için demiş ki galiba erken yaşta okuyacak Gülberk. Ve benim görsel hafızam da iyiydi. Sokakta giderken işte bir takım şeyleri benzetip okumaya başlamışım. Hani kelimeleri. Ve böylelikle bana okumayı, yazmayı annem 4-4,5 yaşlarımda öğretti. Ne güzel. Okula gerek kalmamış yani. Hemen evde öğrenmişsin. Aynen öyle. Çok gerek kalmamıştı. Dediğim gibi böyle değişik bir insandır. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını böyle bulaşık yıkarken okurdu ezberden. Ben ilkokula başladığım zaman okuyor, yazıyor, cebir yoluyla matematik yapıyor ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere biliyordum. Dolayısıyla beni yaklaşık 5,5-6 yaşlarımdayken ilkokul 2'ye başlattılar. İlkokulu 4 yılda bitirdim. Herhalde bu çok işte okumanın, okumaya küçük yaşta alışmış olmanın bir takım meyvelerini de ilerleyen yıllarda işte okul hayatında hep başarılı bir öğrenci olarak, sonrasında iş hayatında iş insanı olduğum zaman da çok çalışkan bir insan olarak gördüm diye düşünüyorum. Harika. Peki bu hafıza meselesi hayatta çok işine yaradı mı? Yani mesela hani bir gördüğümü bir daha unutmam, yok işte bilmem kaç sene önce
onunla şurada tanışmıştık filan, böyle bir hafıza mıdır? Genellikle evet, olan olaylar, anılarla ilgili. Örneğin biz seyahate çıkarız. Bir restorana gideriz ya da işte bir otelde kalırız. Sonra gittiğimiz arkadaş grubu hatırlamaz. Ben hatırlarım. Bana sorarlar. Grubun hafızası. Derler ki çift çekirdekli galiba senin bellek. O yüzden öyle bir hafızam var. Hani çok Google'a sormadan bir Gülberk'e soralım dediğimde böyle geçmiş yaşanmış şeyleri daha sıklıkla, kolaylıkla hatırlayabiliyorum. Evet. Benden o zaman iyi bir tarihçi de olurdu. Yani İlber Ortaylı'yı ben izlediğimde inanamıyorum adamın ne kadar çok şeyi hatırladığına. Yani evet. Demek ki senden müthiş bir tarihçi de olurdu Gülberk. Olabilirdi, doğru. Peki ailede böyle şeyleriniz var mıydı? Hani alışkanlıklar, işte her bayram, bugün hani bayram olduğu için de bunu sorayım. Her bayram şunu yapardık, hafta sonu böyle yapardık gibi, var mıydı öyle alışkanlıklarınız? Vardı, vardı. Ben iki aile gibi büyüdüm. Çünkü büyük babam ve babaannem bize sıklıkla gelirlerdi. Yakın aslında yaşadığımız halde hafta sonları bizde kalırlardı. Çok hoşuma giderdi tabii benim. Çünkü iki ailenin tek çocuğu haline geliyordum. Birlikte çok şeyler paylaşırdık. Çok anılar biriktirdik. Çünkü büyük babam beni çok gezdirirdi. Her şeyin yerinde öğretmeyi severdi. Mesela bir müzeye giderdik, müzede konuşurduk tarihle ilgili. Ne güzel. Ya da işte tiyatrolara götürürdü, şehir tiyatrolarına çok giderdik. O zaman biliyorsun Üsküdar, Kadıköy şehir tiyatroları vardı. Biz Anadolu yakasında yaşıyorduk. O yüzden o civardaki tiyatrolara, özellikle tabii çocuk tiyatrolarına giderdik. O zaman çok fazla tabii internet olmadığı için, televizyon çok kanallı olmadığı için bunlar benim için çok güzel olurdu. Öğrenmek adına, görselliğimi geliştirmek adına. Yani mesela ben ilk, büyük babam çok bilgili bir insandı. İlk böyle dini eğitimimi ondan aldım ailede. Mesela bir peygamberin hayatını mı anlatacak? Camiye giderdik, orada anlatırdı. Bu anlamda da bu tabii çok geliştiriyor insanı. Yani kültürel olarak da bu şekilde şekillenen çocuklar sonraki hayatlarında da herhalde daha çok yönlü olabiliyorlar. Bu bana böyle bir katkı sağladı diye düşünüyorum. Ne iş yapıyordu büyük baba? Büyük baba Türkiye şeker fabrikalarında çalışmış. Bu yüzden birçok yeri gezmişler. Mesela benim babam Eskişehir doğumlu. Eskişehir'de çalışırken dünyaya gelmiş. Aslında Ankaralı. Fakat sonrasında kendisini çok farklı alanlarda geliştirmiş. Kitap yazardı mesela. Şiirleri vardır. Evet, keman çalardı. Böyle çok yönlü ve çok anlatmayı, öğretmeyi seven bir insandı. Peki şimdiki ailende, yani senin evlendikten sonra kurduğun ailende bir alışkanlığınız var mı? Var. Biz de o birlikteliği devam ettirmeye çalıştık. Yani dediğim gibi çok hani büyüklerle birlikte yaşadığım için ben o saygı, sevgi, hani birlikte olmanın önemini küçük yaşlardan beri kavramış, içselleştirmiş bir çocuk olarak büyüdüm. Sonrasında da ister istemez tabii yoğun iş temposu devreye giriyor, bir takım başka öncelikler oluyor ama hep böyle bir araya gelip işte bir bayramda, özel bir günde, bir doğum gününde bir masanın etrafında oturup güzel bir yemek yemek ya da o günü özel bir yerde kutlamak, seyahatlere birlikte gitmek, bunları çok yaptık. Biz de mesela oğlumuzu aynı şekilde çok gezdirdik küçük yaşlardan itibaren. Hem Türkiye'yi tanıdı, Türkiye'de gezdi, hem yurt dışına gitme fırsatı oldu. Bu anlamda keyifli zamanı biz böyle daha çok hani birlikte olabildiğimiz her anı değerlendirerek geçirmeyi. Ne güzel, ne kadar şanslı. Oğlum da çok şanslı. İsmi nedir oğlunun? Biz de çok şanslıyız. Canberk. Şu an üniversitede, değil mi? Üniversitede. Hangi bölümde okuyor Gülberk'cim? Şu anda Londra'da King's College'da bu sene hazırlık okuyor. Çünkü Amerika'dan geldiği için müfredatı çok da bir uymadı. Şimdi bu sene hazırlık okuyor. Önümüzdeki sene de Business School'a devam edecek. Ekonomi Business okuyacak. Çok güzel. Thank you.
Peki, senin üniversite dönemlerine gidelim şimdi Canberk'ten. Sen eczacılık okudun. Yani bunu nasıl seçtin? Birinden etkilendin mi? Ailede sağlıkla ilgili çalışan birisi var mıydı? Nasıl gelişti okul? Babam diş hekimi. Dolayısıyla ben böyle hep işte tıp alanında çalışayım. Tıp, diş hekimliği, eczacılık. Bu arada kimya benim en iyi dersimdi, kimya biyoloji lisedeyken. O yüzden hep böyle bir fen alanına ilgim vardı zaten. Üniversiteye hazırlanırken de o alanda çalıştım. Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültelerini de aslında yazdım. Ama şehir dışında hiçbir fakülteyi yazmadım. Biraz kısıtlı bir liste yapmıştım. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne girdim. Çok güzel. Dolayısıyla benim için istediğim bir alandı. Ve çok da mutlu bir şekilde 4 yıl okudum. Bitirdim. Güzel bir dereceyle bitirdin değil mi? Ben öyle biliyorum. Evet, güzel bir dereceyle bitirdim. Doğrudur. Sonra hemen işe mi başladın? Nasıl gelişti? Sonrasında Eczacılık Fakültesi'nde okurken aslında ben ne iş yapacağımı biraz böyle şekillendirmeye başlamıştım kafamda. O yüzden ilk yıl zorunlu eczane stajımız vardı bizim. İlk yıl eczanede zorunlu staj yaptım. Ve baktım ki bu eczane eczacılığı çok bana hitap etmiyor. Sonrasında da ikinci sınıfta ve üçüncü sınıfta Roche ilaçlarında staj yaptım. Hem imalat bölümünde çalıştım, hem pazarlama bölümünde çalıştım. Ve pazarlama bölümünde çalıştığım zaman kararımı verdim. Ben marketing alanında çalışmak istiyorum, ben ürün müdürü olmak istiyorum diye. Sonrasında da mezun olur olmaz, ben Haziran 95 mezunuyum. Ağustos 95'te Toprak İlaç'ta işe başladım ama ürün müdürü olarak değil, ruhsat uzmanı olarak. Çünkü ürün müdürlüğü pozisyonu yoktu. Ve bana o zaman Toprak İlaç'ın genel müdürü olan, o da eczacı, buradan onun da kulakları çınlasın, Ümit Ceylan Bey. Sektörün duayenlerinden değil mi Ümit Bey? Aynen öyle, öyle. Ona çok teşekkürlerimi aslında iletiyorum. Çünkü bana demişti ki, şimdi sen nereye gidersen git, sana herkes tecrübe sorar. Fakat sen bir yerde çalışmaya başlamazsan bu tecrübeyi nasıl kazanacaksın? Doğru. Sen marketing yapmak istiyorsun Gülberk ama gel burada ruhsatlandırmada başla. Marketingde bir pozisyon açılırsa da oraya geçersin demişti. Ben de seve seve kabul ettim. Başladım. Zaten çok kısa bir süre içinde bir ürün müdürlüğü pozisyonu boşaldı. Ve ben orada çalıştım belli bir süre ama çok kısa bir süre çalışabildim. 6 ay kadar. Hı hı. Sonrasında ne yaptın orada? Sonrasında şöyle bir şey oldu. Tabii şimdi yerli firma o zaman ama çok yıllar önce bu söylediğim yani 25 yıl önceden bahsediyorum. Dolayısıyla imkanlar bu kadar gelişmiş değildi. İşte kendi dokümanlarımızı, kendi detailing materyallerimizi, kendimiz literatürleri tarayarak yapardık. Evet. Ben de tabii şimdi literatür tarıyorum, medikal bir doküman hazırlamaya çalışıyorum. O zaman bak şey yapamamışız. Evet, o zaman bir taze fikir yokmuş deyip araya reklam alayım. Aynen öyle. Bak şimdi ne kadar önemini böyle bir fikir daha anlıyoruz. Ajans partnerlerimizin hayatımızdaki önemi. Evet. O zaman ben de alırdım o dokümanları İstanbul Üniversitesi'nde çünkü antibiyotik bölümünde çalışıyordum. Toprak İlaç'ın antibiyotiklerinin marketingini yapıyordum. Alırdım ÇAP'a tıp fakültesinde enfeksiyon hastalıkları bölümünde Halit hocam vardı benim, Halit Öztürk hocam. Alırdım ona götürürdüm, hocam bir kontrol edin nasıl olmuş mu, referanslarını bakın kontrol edin diye gösterirdim. Bir taraftan da Bristol Myers Squibb Türkiye'ye yeniden gelmiş ve onlar da kadrolarını büyütüyorlar. Halit hocayla Bristol Myers Squibb'in antidepresif ve onkoloji bölümünün grup ürün müdürü olan, o da eczacı, kulakları çınlasın ve günü kutlu olsun, Sevil Hanım, Sevil Ağlar Hanım, yakın arkadaşlar. Ve Sevil Hanım da bir böyle junior ürün müdürü arıyor arayışı içerisinde. Halit hocayla sohbet ederken Halit hoca ona diyor ki, ya bana böyle genç pırıl pırıl bir kız geliyor Toprak İlaç'tan. Ne dersin? Bir şey soruyor, al bunu başımdan filan.
Tek başından alamamış ama sonra çok hep gitti. Aa, çok mu uğraştırdınız hocam? Sonra böylelikle ben Sevil Hanım'la bir görüşme yaptım. Ve Bristol Myers Squibb'de Mart 96'da işe başladım. Çok güzel. Orada uzun seneler çalıştın tabii sen değil mi? Orada çok uzun yıllar tabii. Yani 19 yıla yakın çalıştım. Her kademesinde çalıştım. Yani Junior Ürün Müdürü olarak girip bölüm direktörü olarak çıktım. Evet. Birçok alanında yani antibiyotiklerle başlayıp kardiyovasküler, sonrasında diyabet, hatta romatoloji alanlarında çalışıp en sonunda bölüm direktörüydüm. Fakat o dönemde işte AstraZeneca ile ve Pfizer ile ortaklıklarımız vardı. Ürünlerimizin bir kısmını AstraZeneca'ya devrettik. Diyabet ortaklığı, onu hatırlarsın. Evet, hatırlıyorum. Pfizer'e devrettik. Öyle olunca tabii ben iş etkinliği, business excellence'la devam etme konusunda böyle bir teklif aldım ama artık dedim ki benim için yeterli. Benim buradaki sürem doldu. Hatta çok uzun bile oldu. Ve Bristol Myers Squibb'den sanırım Kasım 2014 gibi ayrıldım. Ve sonrasında çok aslında kısa bir süre, yani 3 ay sonra da Türkiye'de böyle satış kontratlı satış organizasyonları kuran, multinasyonel şirketlerle çalışan bir şirkete, Ashfield adında bir İngiliz şirketine genel müdür olarak geçtim. Evet, İngiltere macerası oradan bir böyle bir kuble mırıldanmış sanki. Oradan bir evet, mayalanmaya başlamıştı. Buradan Ayşe Demiray'ı da analım. Benim eski ortağım, aynı zamanda medikal direktörümüz. BMS zamanında Ayşe ile birlikte seninle çok görüştük, çok çalıştık, çok güzel projelere imza attık hep birlikte. Çok çalıştık, evet. Ayşe'ye de selam gönderelim buradan. Ayşe'ye buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Çok sevdiğim bir insandır gerçekten. Evet, kesinlikle. Peki, mezun olunca işe girdin, sonra toprak ilaçtan işte ilerledi kariyerin. Ashfield, sonra ne oldu Ashfield'dan sonra? Yani bu İngiltere'deki görevinle Ashfield arasındaki çalışma şeyin nasıl gerçekleşti? Şöyle oldu, Ashfield'a başladıktan sonra yani yaklaşık 1,5 yıla yakın çalıştım Ashfield'da. Çok farklı bir deneyim kazandırdı bana. Çünkü aslında masanın diğer tarafına geçmiş oldum. Yani bu sefer bir takım iş projeleri, iş geliştirme projeleri yapabilmek adına farklı şirketlerle bir takım iş birlikleri kurulduğu için. Evet. Yine İlaç firmaları senin müşterin oldu yani aslında. Aynen öyle oldu. İlaç firmaları müşterim oldu. Dolayısıyla o dönemde çok fazla ilaç firması tanıdım, üst düzey yöneticileriyle, genel müdürleriyle, iş geliştirme direktörleriyle tanışıp görüşmeler yaptım. Aslında benim için farklı bir dönemdi. Bu arada sadece ilaç da değil. Yani örneğin bir süt ve süt ürünleri üreticisine biz laktozsuz ürünlerini tanıtmak için bir diyetisyenleri ziyaret edecek bir ekip kurduk. Yani tüm sağlık şemsiyesi altında çalıştınız. Evet, aslında öyle. Biraz daha böyle çeşitli alanları tanıma fırsatım oldu. Ben hep daha geri ödemeli, reçeteli alanlarda çalışmıştım. Aslında Ashfield'da biraz daha OTC, daha consumer'a yönelik işleri de. Çünkü mesela GlaxoSmithKline'ın tüketici sağlığının ekibi de Ashfield'daydı. Dolayısıyla evet, o ürünleri, o portföyü de tanıma fırsatım oldu. Aslında şöyle düşünüyorum, hayatta her şeyin bir sebebi var. Hiçbir şey sebepsiz değil, hiçbir şey tesadüfi değil. Mutlaka hayat bizi akışıyla aslında bir yerlere yönlendiriyor. Tabii bunda bizim nasıl yön alacağımız da önemli diye düşünüyorum. O kişinin içinde nasıl kendimizi konumlandıracağımız da önemli. O sürprize hazır olmak önemli değil mi? O sürprize hazır olmak ve kendimizi hazırlamak aynen öyle önemli. Biraz da tabii hedefli olmak önemli. Yani şöyle söyleyeyim, bir geri gideceğim ama ben Bristol Myers Squibb'de çalışırken annem bana bir pano işlemişti. Bu hani goblenle işlenen panolar vardı. Evet.
Bir kadın ve bir gece elbisesi giymiş bir kadın. Bu senin panon, ben bunu sana benzettim diye verdi ve o bizim aramızda o günden sonra bu benim genel müdür elbisem olsun. Yani hep benim kafamda ben bir gün gelebileceğim en üst noktaya geleceğim yöneticilikte ve genel müdür olacağım hedefi vardı. Ashfield'da bu bütün alanlarda tecrübe kazandıktan sonra, biraz daha tecrübemi genişlettikten sonra Abbott Nutrisyon'dan teklif geldi. Yani onların Talent Acquisition bölümünden görüşme yapmak için. Sonrasında tabii çok hızlı ilerledi. Ve dediğim gibi ben 1,5 yıl zarfında Ashfield'dan ayrılıp Kasım 2016'da Abbott Nutrisyon Türkiye'nin genel müdürü olarak göreve başladım. 3,5 yıl çalıştım Türkiye'de ve gerçekten çok başarılı olduk. Buradan Türkiye ekibime selam olsun. Onlar için, onların benim bendeki yerleri çok başka. Yani şimdi gözüm dolar. O harika, kadar başka. Güzel. Çok güzel bir bağ var demek ki aranızda. Çünkü şöyle, çok güzel bir başarı yakaladık Çağlar. Yani bu kolay kolay bir yöneticiyle ekip arasında, ekip derken çekirdek ekipten bahsetmiyorum. Yani Diyarbakır'daki satış temsilcime kadar. Ve şu anda beni gerçekten Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'ye arıyorlar, soruyorlar, özel günlerimi kutluyorlar. Böyle bir bağ oluşmuş aramızda. Başarı elbette ki ekipleri daha sıkı birbirine kenetliyor. Başarılı oldukça insanların motivasyonu artıyor. Ben Abbott Nutrisyon Türkiye'ye katıldığımda Türkiye ikincisiydi. Şimdi sektörün lideri konumuna geldi. Biz 3 yıl üst üste bizim Abbott'un çok prestijli bir dünya kupası var. O ödülle ödüllendirildik. Ne güzel. Dolayısıyla her anlamda gerçekten başarıyı maksimize edebildik ve hala da bunu gayet başarıyla sürdürüyorlar tabii ki. Bu da bana çok gurur veriyor. Böyle başarılı olduktan sonra da biraz da o yüzden gerçekten onları hep anıyorum. Çünkü bu bir tek kişinin emeği ve işi değil. Dediğim gibi. Tabii, bir ekip. Dolayısıyla bu başarı beni bizim bölgemizin en büyük pazarına genel müdür olmaya tabii ki hazırlamış oldu. Birleşik Krallık ve İrlanda bizim içinde bulunduğumuz Avrupa bölgesinin en büyük pazarı. Dolayısıyla evet. Ben geçen yıl Nisan başında bu bölgeye atanmış oldum. Bu ülkeye atanmış oldum. Bir de tabii işin şu tarafı var. Harika bir dönemde oryantasyonunla birlikte, yani pandemi sürecinde yeni bir göreve başlamış oldun. Gerçekten çok zorlu herkes adına. Biraz da bundan konuşalım istersen. Hem yurt dışında bir yönetici olmanın, çalışmanın zorluklarından bahsedebiliriz. Hem de bu pandemi dönemindeki o oryante olma, ekibi uzaktan tanımaya çalışma ile ilgili belki biraz konuşabiliriz. Ne dersin? Tabii ki. Çok zor oldu. Çünkü Nisan'da başlayan görevime ben Eylül'e kadar Türkiye'den devam ettim. Buraya gelemedim bile. Dolayısıyla birçok şey tabii ki biraz daha gecikmiş oldu. Eylül sonunda İngiltere'ye geldik, eşimle birlikte yerleştik. Ama maalesef halen daha, yani Mayıs'ın 14'ündeyiz. Ben ofisten çalışamıyorum, hala evde çalışıyorum. Sadece bana direkt rapor eden birkaç arkadaşımla görüşebildim. Dolayısıyla sürekli böyle işte Teams üzerinden, Webex aracılığıyla, toplantılarla, böyle personal chatler, coffee time'lar düzenleyerek satış ekibimi tanımaya çalışıyorum. Biraz zorlayıcı oldu benim için çünkü ben şöyle bir yönetici yapısındayım. Ben sahaya çıkmalıyım, gitmeliyim, ekibimle yan yana çalışmalıyım, dirsek temasım olmalı, müşterilerimi tanımalıyım, görmeliyim, havayı, atmosferi koklamalıyım. Onların feedbacklerini kendi kulaklarımla dinlemeliyim. Ben başarının ancak bu şekilde gelebileceğine inanıyorum. Bu tabii ki avantajı maalesef kaybettim. Evet. Dolayısıyla çok kolay olmadı. Bir de İngiltere gerçekten komplike bir pazar. Çok kolay bir pazar değil. Yani bizim burada hem kontratlarla çalışıyoruz. Hastanelere kontratlar yapıyoruz. Hem yine bir retail tabii ki pazara çıkan, yani
eczane kanalıyla satılan ürünlerimiz var. Reçeteli ürünler zaten büyük bir kısmını bu oluşturuyor. Aynı zamanda bir de tüketici, consumer, OTC grubu ürünlerimiz de var. Yani Boots'tan örneğin ya da e-commerce kanallarından satılan. Dolayısıyla farklı bacakları olan bir iş ve o yüzden de bu pazarı biraz daha komplike hale getiriyor. NHS zaten apayrı bir sağlık sistemi. Onu iyi anlamak, irdelemek gerekiyor. Sağlık otoritesiyle çok yakın temas kurmak gerekiyor. Onları iyi anlamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'dekinden farklı bir sağlık sistemi var. Peki iletişime açık mı oradaki sağlık otoritesi? Aslında normal şartlar altında açık gibiler. Ben daha onu da çok tecrübe edemedim. Çünkü pandemi var. Evet. Pandemi var. Pandemi olduğu için sadece şunu söyleyebilirim. Herkes tabii ki hem kurallara çok saygılı, hiçbir şekilde esnemiyor kurallar. Hem de maalesef ki İngiltere'de pandemiden çok büyük ölçüde nasibini alan ülkelerin içinde yer aldı. Evet. Dolayısıyla çok yoğun vaka yükselişlerinin görüldüğü ve ölümlerin arttığı dönemlerde sağlık profesyonelleri de çok yoğun zamanlar geçirdi. O yüzden o dönemlerde onlara ulaşmak çok da mümkün olmadı. Aynı şekilde sağlık otoritesi de sadece e-mail kanallarıyla ya da işte bazen çok böyle önceden planlanmış bir takım görüşmelerle, bu şekilde birçok görüşmelerle kendileriyle görüşebildik. Peki Türkiye ile İngiltere'nin hani regülasyonunu kıyasladığında gerek reçeteli ürün pazarında gerek reçetesizde hani nasıl bir şey var, fark var sence? Hani bunu özellikle hani Türkiye'de izleyecek çok insan var. Yurt dışına Türkiye'den çok fazla giden farma tarafında yani reklam veren tarafında da insan var. Ürün müdürü arkadaşlarımız var, grup ürün müdürleri, pazarlama müdürleri, yöneticiler. Hani Türkiye bu anlamda bir insan kaynakları ihracatçısı aslında. Hani gördüğümüz, gözlemlediğimiz kadarıyla merak ediyorlardır diye düşünüyorum bu sorunun yanıtını. Hani iki ülkeye kıyaslasak nasıl bir şey sonuç çıkardı? Aslında benzerlikler de çok fazla. Çünkü İngiltere'de de tek bir kurum var. Hem satın alan hem ödeyen. Yani aslında bizimki gibi. Burada da NHS. NHS bütün hastanelere satılan ürünlerin koordinasyonunu sağlıyor. Dediğim gibi firmalar hastanelerle kontrat bazında çalışıyor. Kontratlar yapıldıktan sonra firmalar ürünlerini hastaneye veriyor. Ve hastanelerden de hastalar taburculukta bu firmanın ürünleriyle çıkıyorlar. Sonrasında da hasta reçetesini aynı bizimki gibi eczanelerden edinebiliyor. Tabii bizim farklı servislerimiz de var. Mesela bizde Hospital Home diye bir servis var. Biz direkt örneğin tüplü ürünlerle beslenen hastalarımızın reçetelerini, ürünlerini direkt olarak eve yollayabiliyoruz. Mesela Türkiye'de böyle bir servis yoktur. Ya da bunun dışında neyi farklı söyleyebilirim? Mesela ayaktan hastalarda da şöyle bir farklılık var. Burada aile hekimliği tabii çok gelişmiş bir durumda. Dolayısıyla öncelikli olarak uzmana gitmeden aile hekimine danışıyor herkes ve aile hekiminin yönlendirmesiyle uzmana gidiyor ya da testlerini aile hekiminin yönlendirdiği hastanelerde yaptırıyor. Ama bu sistem oldukça gelişmiş bir sistem. Aile hekimliği örneğin bir test yapılacaksa randevunuzu bile sizin için alabiliyor ve sizi bu hastanelere yönlendiriyor. Mesela ben de bu şekilde testimi yaptırdım ya da bir takım rutin kullandığım kronik hastalıklarımın ilaçlarını aile hekimime söyleyerek reçeteleme yoluyla yaptırdım ve sonrasında gittim Boots'tan aldım. Hatta şöyle söyleyebilirim, tiroid ilaçları kullanıyorum ben. Aslında tiroid hastaları her türlü aldıkları ilaçtan muaf oluyorlar bu ülkede. Bu eczacımın dikkatini çekti. Lütfen şu formu doldurun, biz sizi bütün bu ilaçlardan muaf, ödemesinden muaf tutalım dedi. Ve şimdi böyle bir exemption kartım var. Yani gerçekten sağlık sistemi İngiltere'de de gayet güzel bir şekilde işliyor. Ben bizim ülkemizi de bu açıdan beğeniyorum. Güzel bir geri ödeme sistemimiz var. Gerçekten yani
halkın sağlığına yönelik, halkın sağlığını korumaya yönelik bir sistemimiz var. İngiltere'de de bu anlamda güzel, iyi kurulmuş, oturmuş bir sistem var. Çok iyi. Firmaların biraz daha, şöyle söyleyeyim, biz mesela genellikle daha görsel hani materyaller, işte hekime biraz daha bunları gidip temsilcilerimiz aracılığıyla çalışarak yapıyoruz. Tabii şimdi değişti. Pandemiyle birlikte biraz daha uzaktan erişimler. Tabii, online arttı. O arttı, çok arttı. Burada da dijital platformlar çok kullanılıyor. Yani e-shot'lar çok kullanılıyor. Hekimlere yapılan e-mailingler, dijital medya yoluyla yapılan reklamlar gerçekten burada oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Sosyal medya da aynı şekilde. Instagram, Twitter. Bizim alanımızda özellikle biz hekimlere değil aslında diyetisyenlere çalışıyoruz. Burada nutrisyon alanında diyetisyenler söz sahibi. Dolayısıyla sosyal medyayı çok kullandıkları için bu kanallardan da bir takım farklı marketing aktiviteleri yapılabiliyor. Tabii. Yani bu pandemi döneminde bizim işte dijital ajans Teknofikir. Teknofikir de çok büyüdü. Tabii. Farklı işlere de girdi. Bu online konusu gittikçe önem kazanıyor tabii ki. Evet Gülberk'cim, sabahları nasıl? Böyle bir şey vardır. Yöneticilerin, işte CEO'ların, ne bileyim böyle founder, pioneer, böyle şey öncü kişilerin falan. Çok erken kalkarım, onu bunu yaparım, 3 yumurtayı sütle çırparım falan, böyle bir şeyleri vardır. Senin şeyin nasıl, sabah rutinlerin? Hayatım boyunca çok erken kalktım. Çünkü ama şöyle maalesef ki böyle hani spor yapayım, gün ezinde başlayayım niyetiyle değil. Öyle olamadı. Ben Kadıköy yakasında yaşayıp Avrupa yakasında çalışan biri olarak, çünkü Caddebostan'da yaşıyorum. Bristol-Myers Squibb uzun yıllar çalıştığım şirketim Maslak'taydı. Maslak'taydı, evet. Dolayısıyla trafiği bypass etmek için ben her sabah 6'da kalkıp hatta böyle geceden kıyafetlerini hazırlayıp mümkün olduğunca hızlı eve terk etmeye çalışan bir insan olarak yaşadım. Şirkette kahvaltımı yaptım. Sonrasında işte gün içindeki o rutin koşturmadan sonra yapabiliyorsam bir miktar işte yürüyüşlerimi falan akşam üstüne hep akşama bıraktım. Dolayısıyla sabahları maalesef böyle bir rutinim çok gelişemedi. Ama şöyle söyleyebilirim, kahvaltı mutlaka yapıyorum. Çok hani böyle intermittent fasting yapabilecek bir tip değilim, o yüzden. Ben sabahları mutlaka kahvaltı yapıyorum. Bir kahvemi içiyorum, çayımı içiyorum. O sıcak içeceklerimi içmeden güne başlayamıyorum. Mutlaka bir Türk kahvesi rutinim var. Sabah güzel. Böyle 10 gibi Türk kahvemi bir küçük çikolata eşliğinde mutlaka içiyorum. Bunlar diyebilirim. Bir de sabahları özellikle toplantı yapmayı, işte sabah bir şey konsantre olacaksam ben sabah saatlerinde çalışmayı seviyorum. Hı hı. Çok o tip konsantre olmam gereken şeyleri çok akşam vakitlerine bırakmıyorum. Bunu da tavsiye edebilirim. Yani sabah bir kahve içtikten sonra zihin açıkken aslında daha stratejik işleri yapmak, konsantrasyon gerektiren işleri yapmak, belki stratejik bir toplantıyı sabah saatlerinde planlamak daha etkili olabiliyor. Çünkü e-mail okumak, mesajlara cevap vermek daha rutin işlerimizden, daha operasyonel işlerimizden. Onları akşam saatlerine doğru beynimiz biraz daha yorgunken de yapabiliriz. Doğru, katılıyorum. Yürüyüşle, sporla aran nasıl? Sporu, yürüyüşü mutlaka yapmaya çalışıyorum. Milli basketbolcu annesiyim. Yani milli basketbol oynamış bir oğlan yetiştirdim. Ama maalesef sporla aram hiç iyi olamadı. Belki bu işte çocukluğumda çok sokakta oynatılmamanın aman üşümesin, terlemesin. Olabilir, biliyor musun? İlgilidir yani mutlaka. Evet, kesinlikle. Kesinlikle öyle. O yüzden ben çok sportman bir insan olamadım. Fakat şu hele home office çalışmak bir yıl boyunca bütün gün masa başında oturmak elbette ki çok sağlıksız. O yüzden ben ekibime de tavsiye ediyorum. Mesela yürüyüşü hani bir takım belki izlemeden yapabileceğimiz görüşmeleri, mesela telefon görüşmelerimi
dışarıda yürürken yapmayı tercih ediyorum. Çok gürültülü olmayan yerlerde, ki yaşadığım yer şu anda bunun için çok elverişli. Thames Nehri'nin kıyısına yakın oturuyorum. Dolayısıyla nehir kıyısında hem yürüyüp hem telefon görüşmelerimi yapabiliyorum. Ya da sadece yürüyüş yapmak için eşimle çıkıyoruz iş bittikten sonra 7'de, 7.30'da bile olsa mutlaka bir günlük yürüyüşümüzü yapıyoruz. Ben böyle sevgili yönetici dostlarıma soruyorum. İnsanlara da biraz böyle tüyo gibi fısıldamış da oluyoruz sanki. Hatta bir tanesi dedi ki, şimdi ben sana söyleyince benim sorum kalmayacak dedi. İş görüşmesinde klasik sorduğum bir soru var mı? Nedir yani? Klasik sorduğum soru gelişim alanları. Ben şöyle düşünüyorum. Hepimizin gelişmesi gereken alanları var ve mutlaka hepimiz hayat boyu öğrenen insanlar olmak zorundayız. Yani lifelong learning. Bu bence çok önemli. O yüzden mutlaka soruyorum kişiye. Gelişim alanları neler? Bu gelişim alanlarını geliştirebilmek adına hangi aksiyonları planlıyor? Bu benim için önemli. Çünkü aslında ben bunları birer fırsat olarak görüyorum. Yani gelişim alanım yok diyen birisiyle çalışmayı tercih etmeyebilirim. Çünkü o kişinin artık ileriye dönük bir amacı kalmamıştır. Değil mi? Yani mutlaka bir gelişim alanı olacak ki bir hedefe doğru bizi yönlendirsin. Evet, kesinlikle. Hatta geçen bir şey okudum. Hayatta öyle bir hedef seçin ki diyor, ömrünüzden uzun olsun. Ya evet. Yani böylece hani hiç kendini boşlukta hissetmezsin. Ve hep oraya ulaşabilmek için çaba harcarsın. Yani ömründen büyük hayallerin ve hedeflerin olsun diyor. Şimdi biraz önce çok başarılı ekipten bahsetmiştim. Abbott Nutrisyon Türkiye ekibinden. Bizim şöyle bir düsturumuz vardı. Küçük ekiplerin kendilerinden büyük amaçları olursa her şeyi başarabilirler. Evet, kesinlikle tam olarak bunu ifade evet. ediyordu o şeyde de. Telefonunda kullandığın böyle akıllı uygulamalar senin hayatını kolaylaştıran ya da işte sıkça girip çıktığın neler var? Ben prosedürlerden nefret eden bir insanım. Yani banka, işte böyle bir takım elektrik, su, işte yani çok gerçekten çok kabus benim için. Bir yerlere gitmek, devlet dairesi işleri falan. O yüzden bunların hepsini aplikasyonlar üzerinden yapmayı tercih ediyorum. Yapabildiğim ölçüde. Tam da ülkesine geldim bu arada. İngiltere bir bürokrasiler ülkesi. Türkiye daha hızlıdır herhalde birçok alanda. Şöyle söyleyeyim yani Türkiye'nin gözünü seveyim falan diyoruz biz böyle eşimle şu anda. Gerçekten burada en basit işler bile çok uzun zaman alabiliyor. Özellikle bankacılık alanında, servis alanlarında. Biz gerçekten o konuda süper çalışıyoruz diyeyim Türkiye'de. Neyse, dolayısıyla banka aplikasyonlarını kullanıyorum. Şirketimin bir takım app'leri var. İşte Workday gibi, Absence Management gibi, Expense gibi. Onları tabii ki telefonumda kullanıyorum. WhatsApp'ı çok kullanıyorum herkes gibi. Hele ki şimdi sevdiklerimle görüşmeleri sadece WhatsApp üzerinden görüntülü yapabiliyorum. Sosyal medyada en çok neye hangisinde aktifsin? Instagramcı mısın? Evet. Evet. Bizim jenerasyon herhalde böyle bir Facebook'la tanışıp sonra Instagram'a yerleşen hani bir jenerasyon evet. oldu. Facebook'la çok teşvik mesaide bulunamadığım için Instagram'ı şimdi daha çok seviyorum. İşte sen genç olduğun için işte bu Facebook orta yaş ve üzeri. LinkedIn'de de ama kullanıyorsun değil mi LinkedIn'i de iş amaçlı? LinkedIn'i elbette. LinkedIn de aynı şekilde telefonumda aplikasyonu var. Mesajları direkt olarak alıyorum. Çok kullanıyorum. Post-Covid döneminde iş yaşamı, sosyal hayat sence nasıl evrilecek? Yani herkesin çünkü en sık sorduğu soru bu günümüzde. Ona karşı pozisyon almaya çalışıyor herkes. Evet, bence bu ülkelere göre değişecek. Çünkü ben mesela Türkiye pratiğine bakıyorum. Türkiye daha hızlı yüz yüze çalışmaya dönecek gibi duruyor. Belki Avrupa'daki bir takım ülkeler, özellikle Akdeniz ülkeleri, mesela İspanya, İtalya gibi ülkeler daha hızlı yüz yüze çalışmalara dönecekler.
Şu an çünkü mesela bizim ekiplerimizin bir kısmı zaten ofiste, hatta hastane ziyaretlerinde devam ettirerek çalışıyor bu ülkelerde. Evet. İngiltere gibi ülkelerde de bence bir karışım olacak. Yani şu anda mesela bize gelen bilgiler yavaş yavaş hastaneler satış temsilcileri kabul etmeye başlıyor. Test istiyorlar. Bu yapılan rapid ya da self testlerden yapılması gerekiyor. Yani bir negatif test zorunluluğu getiren hastaneler var. Her gün mü istiyorlar o testi? Hayır, bunlar haftada bir yapılıyor. Yani maksimum haftada iki. Şu an mesela okul çocukları haftada iki kez self test yapıp okula gidiyorlar İngiltere'de. Dolayısıyla biz de şu anda ofise dönmeyi planladık. Temmuz gibi ofise kademeli olarak dönmeye başlayacağız. Yani tamamen evden çalışılmayacak. Bence bir blended bir yaklaşım olacak. Yani yüz yüze ve yine bu şekilde uzaktan erişim metotlarının kullanıldığı. Mesela Webex'lere çok ilginin arttığını gördük. Biz Webex'lerle devam etmeyi kesinlikle düşünüyoruz sağlık profesyonellerine yönelik. Mesela remote detailing'ler yapıyoruz. Bir spesifik platform kullanıyoruz. O platformda yine bir takım çalışmaların devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü sağlık profesyonelleri de buna alıştı. Tabii. Çünkü onlar da hastaları bu dönemde video konsültasyonlarıyla takip ettiler. Telefonla takip ettiler. Dolayısıyla özellikle ayaktan hastaları. Bence bu sistem hem sağlık profesyonelleri için hem firmalar için bu şekilde devam edecek. Evet. Zaten şimdi yani ne diyelim, e-ticaret geri dönülmez bir şekilde gelişti ve hayatımıza girdi. Şimdi sen diyorsun ki sabah erken kalkıyordum, işte Caddebostan'dan Maslak'a gidiyordum. Trafiği atlatabilmek için sabahın köründe uyanıyordum diyorsun. Böyle bir unsur var. Şimdi trafik diye bir derdimiz yok. Hani bir yere gitmek zorunda olmadığımız sürece. Dolayısıyla bunun konfor alanlarından vazgeçmek istemeyecek insanoğlu. Ben de hani öyle düşünüyorum. Ama bir taraftan da işte kurum kültürü, sinerji, ortak hareket gibi şeylerde de bir araya gelmemiz lazım. İnsan olmanın gereği kesinlikle, olarak. Kesinlikle. Yani biz de tabii çalışanlarımızın nabzını tutuyoruz. Küçük bir kısım biraz böyle işte virüsü kapmaktan ötürü anksiyete duyabiliyor. Ya da evde bakmakla yükümlü oldukları, daha yaşlı ve daha böyle hani vulnerable insanlarla yaşayabiliyorlar. O kesim biraz daha evden çalışmayı sürdürmek istiyor. Ama daha büyük bir kesim de ben iş ailemi özledim diyor bize. Yani I miss my office family diyorlar mesela. Evet. Mesela o kısım ofise gelip işte hem o sinerjiyi yakalamak, görmek, hem de sosyalleşmek adına, daha interaktif olmak adına ofise dönmeyi istiyor. Dediğim gibi bence bu bir karışım olacak. Yani hem ofise dönülecek hem de bir taraftan belki bazı toplantılar artık seyahatlerle değil bu şekilde uzaktan erişim yoluyla yapılacak. Bence böyle olması da aslında hem zamandan kazandırıyor, hem elbette ki bütçeyi daha aza indirgiyor. Mutlaka bu yöntemlerin devam ettirilmesi lazım. Alışverişi çok yansıdı. Post-Covid'de bence insanların alışveriş alışkanlıkları da buna göre şekillenecek. Yani zaten şu anda şekillendi. Mesela ben burada çok net görüyorum ki herkes daha hedefli, daha odaklı alışveriş yapıyor. Ofislere gidilmediği için ben hadi bir öğlen çıkayım, kendime bir sandviç alırken bir de şöyle bir mağaza gezerim, bir marketi dolaşırım gibi bir şey yok. Dolayısıyla evet, herkes hem bütçesini biraz daha tabii ki korumak istiyor, hem de daha odaklı sadece ihtiyacına yönelik şeyleri aslında bu dükkan alışverişlerinden alıyor. Onun dışında biraz daha keyfine göre alışveriş yapmayı da internete bırakıyor. E-alışveriş kanalları, e-ticaret gerçekten çok yükseldi. Biz kendi ürünlerimizde de bunu görüyoruz. Burada sıklıkla kullandığımız alışveriş kanalları var. Dolayısıyla ürünlerimizi de oradan zaten satışını gerçekleştirdiğimiz. Yani dükkan satışları, in-store activity düşerken e-commerce kanallar yükseldi. Evet. Şimdi son sorularımıza doğru geliyoruz. Artık süremizi de tamamlıyoruz. Ülkenin turizm bakanı olsaydın hangi ülkenin olmak isterdin? Ne yapmayı planlardın? Türkiye'm cennetim.
Bir başkadır benim memleketim diyorsun. Evet, ben zaten çok milliyetçi bir insanım. Türkiye'den başka bir yere turizm bakanı olmazdım. Ama materyal de çok güzel. Çok gerçekten variyete fazla. Dolayısıyla Türkiye'nin neresine gitsen cennet bir köşe, farklı bir kültür. Ülkemizde daha kaliteli turistlerin çekilebileceğini düşünüyorum. Daha hani Avrupa'dan, Amerika'dan turistlerin Türkiye'ye gelebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben Türkiye'nin Turizm Bakanı olsam her şeyi de kendim zaten yapamazdım. Güzel bir ekip kurar, o ekiple hedefli bir şekilde çalışırdım. Harika. Yani normal işi nasıl yapıyorsak diyorsun, nasıl başarıya ulaşıyorsak orada da aynı formülü izlerdim. Çok güzel. Evet. Hayatım boyunca formatımız itibariyle hiç yapmadığın ve yapmayacağın şey, kırmızı çizgin nedir? Bunu düşündüm aslında. Acaba ben hiç yapmam diye. Zorlandım biraz. Çünkü mesela hiç yalan söylemem, kendisi yalan söylemek zaten. Hiç mesela katil olamam ama işte oğluma, eşime birisi kastetse canına olurum, olabilirim. Hayat yani her şey insan için. Aynen öyle. Dolayısıyla onları düşündüm ve şunu buldum. Ben biri isteye kalp kırmam diye düşünüyorum ya da kırmak istemem. Biri isteye hak yemek istemem. Benim için insan hakkı çok önemli bir şey. Dolayısıyla insana saygı duymak önemli bir şey. Herhalde o benim hiç yapmayacağım bir şey. Kesinlikle. Evet. İnsana, hatta hayvana, bitkiye, doğaya, yani tüm canlılara, değil mi? Çok doğru. Onu genişletelim. O gerçekten bazen kötü bir takım görüntüleri de izlemek durumunda kalıyoruz. Benim içimin çok acıdığı bir konu. Aynı şekilde tabii ki hayvanlara da, tüm canlılara. Yani bir ağacın üzerine kazınmış kalp görsem ben üzülüyorum. Ben ağaçlara da sarıldığım için, hele bu pandemi döneminde. Evet. Peki hep yaptığın ve yapmaya devam edeceğin şey ne? Pozitif, güzel mesajla tamamlayalım. Tamam. Ben hep insanları, hayvanları, tüm canlıları diyeyim, sevmeye devam edeceğim. Yapabildiğim ölçüde iyilik yapmaya, kapıma gelen herkese, kapımı çalan herkese yardımcı olmaya devam edeceğim. Ben çünkü şöyle düşünüyorum, bu dünyayı kesinlikle sevgi ve umut güzelleştirecek. İçinde insan sevgisi olan, elini vicdanına götürebilen insanlar bence bu dünyayı güzelleştirecek. Umarım herkese de bu nasip olur. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti, söyleşiydi. Ben büyük keyif aldım. İnanıyorum ki herkes izleyen aynı duyguları içerecek. O zaman görüşmek üzere diyorum sevgili izleyenlerimize de. Ben de çok keyif aldım. Eski günlere gittim. Çok çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık tüm ekibin. Ben de öyle. Bizi izleyecek olan herkese çok çok teşekkürler ve sevgiler. Selamlar İngiltere'den. Bu arada tabii yayınlanacağı gün farklı ama yarın Türkiye Ligi'nin şampiyonu belli olacak. Ben buradan gururla bir de rengimi de belli edeyim. Ve haydi Beşiktaş diyerek takımıma destek olayım. Hadi bakalım. Göreceğiz yayınlanınca kimin şampiyon olacağını. Evet, aynen. İyi olan kazansın diyelim. İyi olan kazansın. Spor ve dostluk kazansın. Çok teşekkürler Gülberk'cim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler, Çağlar Göz Açık'ta Hiç Yapmam Hep Yaparım'ın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.